Değerli dostlarım, bugün sizlere salgın hastalıklar uygulamasındaki tezatlardan bahsetmek istiyorum. Bakın, geçenlerde parti kongreleri var. Parti kongrelerine hepimiz şiddetle karşı çıktık. Yani partililer kusura bakmasın, X parti hiç önemli değil, parti ismi önemli değil. Salonlar tıklım tıklım dolu, kapalı spor salonları dolu. Ya buraya virüs girmiyor mu kardeşim? Açık alanda bir stadyumda maç seyredemiyorsunuz ama kapalı alanda kongre yapılıyor. Kongreler birkaç saat sürüyor yani. 3-4 saat bir kongre sürüyor. Bunların kaldırılması lazım. Bu uygulama yanlıştır. Bakın, lokantalar kapalı. Yani iki tane insan oturup yemek yiyemiyor. Niye? Kapalı alan diye. Ama kongreler aç yapılıyor. Bütün kongreler iptal edilmesi gerekiyor. Bakın, şu anda bir harita çıktı. İllere göre vaka sayıları. Türkiye genelinde birçok yerde vaka sayısı var. Ya biz 15 günlük, 3 haftalık bir tatil oldu. Millet memleketine gitti. Oh, ne rahat memlekete. Herkes birbirine ziyaretler, üstüne ziyaretler, fotoğraflar çektirmeleri. Maske yok, mesafe yok. Ondan sonra habire her tarafta artıyor. Ya vatandaş vatandaşlığını bilsin kardeşim ya. Biz artık bezdik şey takmaktan. Artık biraz sıkı duralım da bu iş bitsin ya. Bir bakıyorsunuz herkes memleketinde gezmelerde, tozmalarda. Yasak var, İstanbul'da yasak var ama Anadolu'da bir bakıyorsunuz serbest. Böyle rahatlık olmaz. Yani bir de işsiz insanları düşüneceksiniz, güçsüzü düşüneceksiniz. Bunlara bakmanız gerekiyor. Bak, şu anda rakamlar çıktı. En başta da benim memleketim var. Trabzon, Rize, Ordu, Giresun. Ya bunlar olmaz arkadaş ya. Bu ne demektir ya? O kadar rahatlık olmaz ki. Zamanında bu Çernobil olayı patladığı zaman bizim oranın insan ne diyordu? Ya bana bir şey olmaz. Ya sana olmaz diye bir şey yok ki. Bir sürü insan kanserden öldü. Şimdi sen niye dikkat etmiyorsun? Mesela Rize, Trabzon. Ya ufacık yerler ama tonlarca hasta var. Böyle olmaz. Bakacaksınız bunlara. Bakmayınca bu bizi de etkiliyor. Evlerdeki ziyaretleri kaldırın kardeşim. Artık böyle ev ziyaretleriydi, komşu ziyaretleri, bunları kaldırın. Bakın, rakamlar aşağıya düşmüyor. Şu anda 84.438 hasta var. 84.438 hasta. Bu aşağıya inmiyor. Her gün ortalamaya baktığın zaman iyileşen sayısı, hasta olan sayısı, iyileşen sayısı, vefat eden sayısı, bakıyorsunuz 300 kişi, 500 kişi, arada oynama yok. Biz bu şekilde gidemeyiz. Şimdi 1 Mart itibariyle okulların açılması düşünüyor. Okulların açılması ne demek? 18 milyon öğrenci, 1 milyon öğretmen, 1 milyon üstünde çalışan, 20 milyon insan sadece ortaokul, ilkokul, anaokulu, lise gibi okullarda var. 8-9 milyon da üniversitelerde var. Bu aşağı yukarı 30 milyon insan demek. 30 milyona yakın insanın sahaya girmesi demek. Herkes dikkat.